Şimdi bir ülke başka bir ülkeyle ittifak yapabilir. Müzakere yapabilir. İşbirliği yapabilir. Ticaret yapabilir. Hatta müttefik olabilir. Ama dost olmadığını bildiğimiz halde bu ülkelere bizim idarecilerimiz, siyasilerimiz ısrarla dostum, dostum ifadesi kullanıyorlar. Şöyle kısa bir tespit yapalım vaktimiz varsa. Uzak Doğu'dan başlayalım şimdi mesela Çin. Türkiye ile belli başlı anlaşmalar yapılıyor işte Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine belli başlı baskı yapmayacağım diye. Sonra masa dağılıyor, herkes ülkesine döndüğü anda tekrar orada işkence devam ediyor. Demin hocam ne güzel buyurdu. Din kardeşliği kan kardeşliğinden önce gelir dedi. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz. Sevinçler paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bizim oradaki din kardeşimiz olduğuna göre tabii ki Çin'in yaptığı zulümleri destekleme şansımız yok. Gelelim biraz daha bu tarafa. Kırgızistan. Türkiye devletleri içerisinde İslam'ın en güzel yaşandığı, bozulmayan tek devlet diyebiliriz. Diğerlerinde de gene yaşanıyor. Kırgızistan bir parça öne çıkıyor. Bu Rusya ile aramızdaki uçak krizinden dolayı Rusya'nın tarafında yer tuttu. Hatta basının önünde Cumhurbaşkanı ile beraber Tayyip abi bana para ver Türkçe bir ifadeler vardı şakalaşmışlardı. Ne kadar güzel hoşumuza gitmişti değil mi? Ne Müslüman bir ülke, Türk bir ülke filan. Bakıyoruz. Yani kendimizden bildiğimiz hem kan kardeşimiz hem din kardeşimiz olmasına rağmen Rusya'nın tarafında durabiliyor yani. Menfaatlerim çakışıyor ne oluyorsa. Gelelim Rusya'ya. Yıllardır dost 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 ifadesi söylediniz. Halbuki Ruslar Osmanlı'yla kaç tane hocam? 10 12 küsür tane. tane, 12 tane savaş yapmış. 12 savaşı Hiç kimse bunu bilmez. Hala ısrarla bu toplum bunu zaten Amerika'nın, Rusya'nın büyük şeytan, işte büyük düşman olduğunu bildiği halde siz dostum dostum ifadesi kullanarak hep bu insanları yanılttınız mı? Gelelim İran'a. İran, Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi değil mi hocam? Diyor benimle konuşurken, yan yanayken ifade kullanıyorlar. Güzel her şey yolunda, sıkıntı yok. Dönüyoruz masadan, evimize dönüyoruz. Her şey tam aksine. Mübarek sen bu adamların kendi dinlerinde takiyenin farz olduğunu biliyorsun. Seni kandıracaklarını da biliyorsun. Bunları bile bile hala nasıl dostum ifadesi çıkıyor ağzınızdan? Gel hocam aşağıya Irak. İbadi var, işte Talibani vardı yıllar önce. Ondan sonra Barzani'ler falan daha yeni yeni görüşmeler başladı. Nasıl bize sırt çevirdiklerini görüyoruz. Gel Suriye'ye, Beşer Esad, dostum Beşer, dostum Beşer dedin yıllarca. Şimdi 4 yıldan beri zalim Beşer diyorsun. İsrail, devam edelim hocam. Amerika, Avrupa Yani Birliği'nin tamamı. şunu bu sormak Şunu istiyorsunuz hocam. anlayamıyorum ben. Israrla neden dostum ifadesi kullanılıp Bugün da eğer bu halk olarak bizim küfre bir meylimiz var ise bunda devlet olarak bir takım politikaların da etkisi mi %100 var? Yani şahsi bu kanaatim bu yani. evet. Bunu neden yapıyorlar hocam? Yani ısrarla bunu vurgulamalarının altında acaba siyaseten yapmaları gerekiyor veya devletler bazında yapılan anlaşmalar çerçevesinde böyle mi olması gerekiyor? Burayı çözmüş değiliz yani. Şimdi normalde siyasilerin bu şekilde yapmasında ne yok? Normalde yapmasında yapması, yapmaması diye bir şey düşünülmez yani. Bazen bu ifade kullanılabilir. Siyasilerle alakalı söylüyorum. Niye? Çünkü onlar karşı taraftaki insanı ne yapar? Kendisi gibi görür. Kendisi samimi ise karşı tarafı ne yapar? Samimi görür. Samimi gördüğünden dolayı ifadeler çerçevesinde sanki bu bir anlaşma, bir arkadaşlık, bir dostluk babında yapılan bir hareket gibi görebilir. Ama normal şartlarda tabii bu doğru mu yanlış mı o tartışılabilir. Ona oraya girmiyorum ben. Ama halk bazında bizim normalde bu işin özellikle hocalar, özellikle kanaat önderleri halkımızı bu konuda ne yapması lazım? Bilinçlendirmesi lazım. Yani bunlardan dost olmayacağını. Ama şimdi netice itibariyle işin başındaki olan insanlar ne yapacak? Bir takım insanlarla görüşüyor mu? Görüşüyor. O görüşmelerinde kalkıp da bunlar bizim dostumuz değil veya oradaki ifadelerde bazı şeyler kullanma durumu olabilir mi? Olabilir yani. Şimdi bunlara da çok ne yapmak lazım? Çünkü siyasi bir atmosfer burası yani. Siyasi bir atmosfer olduğundan dolayı bazı ifadelerde ne olmaz? Hep suçlama gibi olmaması lazım yani. Amma ve lakin tekrar ediyorum halk bazında bizim özellikle halkı ne yapmamız lazım? Bilinçlendirmemiz lazım, şuurlandırmamız lazım. Onların o kafire meyletmemesiyle alakalı mutlaka önünü kesmemiz lazım. Halk bazında yani. Yoksa en netice, şimdi düşünsene bir siyasi lider gidiyor,
Şimdi ne yapıyor? Onlarla görüşüyor. Görüştüğünde netice orada samimi bir ortam oluyor, oluşuyor. Ona göre anlaşmalar oluşuyor, şu oluşuyor, bu oluşuyor. Ağzından böyle ifadeler çıkabilir mi oralarda? Doğru yanlış meselesi ne yapılır tartışılır ama yani bazısı bunu yanlış diyebilir, bazısı doğru diyebilir. Bunu herkes ne yapabilir? Değerle yorum yapabilir. Ama normal şartlarda bir düşün. Bir masaya oturulmuş. Ve ciddi ciddi anlaşmalar yapılmış. Ciddi ciddi samimi ifadeler kullanılmış. Bu anlaşma çerçevesinde, samimi ifadeler çerçevesinde bazı ifadeler çıkar mı insanın ağzından? Çıkabilir yani. İcabında oradaki halkla alakalı halkı, onların halkını da gerçekten, onların halkını da gerçekten kalplerini çekmeyle alakalı bazı ifadeler insanın ağzından çıkabilir mi? Çıkabilir yani. Çıkmaz diye ne yapmayacaksın? Beklemeyeceksin yani. Çıkmaması lazım. İşte tartışılır. Bazısı çıkmayabilir denir. Bazısı da ki çıkart niye? Oradaki halkı da işte İslam'a sındırmak için yapıyordur. Onları da gerçekten kendini sevdirmek için yapıyordur. Diyebilir bunu herkes yani. Herkes ne yapabilir bunu? Şekillendirebilir. Ama ve lakin bizim halkımızı ne yapmamız lazım? Bilinçlendirmemiz lazım. Ne konuda bilinçlendirmemiz lazım? Ya yani halkımız bilmesi lazım ki bu kafirden bize ne yapmaz? Dost olmaz. Bu kafirlerden bize yardım gelmez. Bizim bunu gerçekten hoca efendilerin, kanaat önderlerin, bu işin ehli olan insanların ne yapması lazım? Mutlaka önünü açması lazım. Yoksa kalkıp da her şeyi, bak bu da yanlış bir şey. Ne? Buna katılmıyorum yani. Her şey siyasilerden beklenmez yani. Herkes oturduğu yerde vazifesini yapmayacak, çalışmasını yapmayacak, bir Müslüman olarak gayretini göstermeyecek, tembellik yapacak, zafiyet gösterecek, boyun eğecek, kendisi her türlü ilgisizliği alakasını gösterecek. Oturduğu yerden bir takım insanları, bir takım makamları kötüleme hakkı olmaz yani. Niye? Sen kendi vazifeni bir yap bakalım ilk önce kardeş. Sen bir mücadeleni ver, gayretini göster, gerçekten tembelliği üzerinden at, gevşekliği üzerinden at, zafiyet üzerinden at. Hakikaten bir başla bakalım sen. Sen gerçi etrafındakileri bir uyandır, etrafındakileri bir gerçekten şuurlandır, hareketlendir bakalım. Sen bir yap bunu, ondan sonra zaten o kademe kademe, her kademeye ne yapar bu? Ulaşır yani. İnşallah. Her ulaşır. Ama yoksa kalkıp da herkesten aynı şeyi beklemek ne olmaz? Olmaz. Çünkü Türkiye'nin de en netice biliyorsunuz, ticarete ihtiyacı var mı? Kesinlikle. Var. Ticarete ihtiyacı olduğu için ne yapacak otomatikmen? Politik. Bir takım çalışmalar yapılacak yani. Bu çalışmaların içinde bazı ifadeler ne yapar? Ağzından kaçar mı? Kaçar. Yani.